Önce internetten beğendiğimiz bir modelin çıktısını alıyoruz. Daha sonra bunun daha büyük boy çıktısını almamız gerekiyor. Eğer tek kağıt alamıyorsanız böyle çift kağıdı da alabilirsiniz. Bunlar bizim kılavuz çizgilerimiz olacak. Kesimi buradan yapacağız. Daha sonra makasla kağıt kısmından ayıracağız. Şu şekilde parçaların kalması lazım. Şu kenarlar çok önemli değil çünkü bu yapıştırırken kullandığınız testere buralara geldiği zaman kağıdı parçalamaz. Böyle daha iyi. Başla. Tamam. Bundan sonra piriti sürüp piriti tahtaya yapıştıracağız bu sayede. Çok güçlü yapıştırıcı kullanmamamız lazım çünkü bundan sonra sökeceğiz buradan. Şu an ne yapıyoruz hocam? Bize Şu açıklama an yapar bir mısınız? kalıp çıkarttık. Kalıbı çıktıdan kalıp aldık. Şu an kalıbımızı keseceğimiz şeyin üzerine koyuyoruz. Bu bütün sistemlerde böyledir. Yani deri keserken de bunu kullanırsınız. Tahta keserken herhangi bir şeyde bu kullanılır. Bunu iyice yapıştıracağız böyle. Çünkü testeremizle hangi hattı takip ettiğimizi bilmemiz lazım. Ve bunun çok sert yapışmaması gerekiyor. Çünkü bundan sonra çıkartacağız. Bunu bir sadece baba için kullanıyoruz. Kılavuz çizgiler. Resim yeteneği yüksek olanlar bunu elleriyle de çizebilirler ama benim gibi onda yeteneği az olan insanlar böyle en basit çıktı ve pirit yöntemini kullanması zamandan tasarruf etmelerini yarar. Çıkan şekil bu. Dekopaj öyle çok kaliteli değildi. Biraz da ayarları da bozuktu. Ama gene de fena çıkmadı. Tabii şu kısımlarda küçük pürüzler olabilir. Bu arada kullandığımız tahta atık bir tahtaydı. Okulumuzun atıklarından yaptık. Diğer kısım kaldı. Diğer kısmı da bitireceğim. Merhaba. Bugün bir kalıp kullanarak, yani herhangi bir hoşunuza giden bir desenin kalıbını çıkararak nasıl istediğiniz ürünü elde edebileceğinizi gösterdim. Bu ürünü çeşitlendirebilirsiniz. Bu deride de böyledir, kıyafette de böyledir. Biz ahşaptaki örneğini verdik. Okuldaki atık MDF'yi küçük bir çocuğun odasını belki süsleyecek bir raf haline getirdik. Bunda da işte zamane kahramanımız Batman'den esinlendik. İnternette bunu aldıktan sonra bunun çıktısını yapıştırdık. En son detaylar kaldı çünkü elimizdeki dekopaj çok yeterli değil ince ayrıntılar için. Bu tamamlayıp daha sonra şu şekilde duvara monte edilecek. Boyanabilir farklı renklere. Siyah, sarı olabilir vesaire. Teşekkürler hocam.